Selamun aleyküm arkadaşlar, değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi sorarsınız dostlar, biz iyi, çok şükür olsun. Sıkıntılarımız, tabii ki oldu, üzüldük, ağladık, sızladık. Hayat devam ediyor. Geldi geçti, evet, razı edeyim de. Ne yapalım, hayat devam ediyor. Aynı günlük hayatımız devam ediyor. Karnımız acıkıyor, evimiz süpürülecek oluyor. Hayvanlarımızın bakımı istiyor. Bir önceki videoda sahte Raziye komşuyla biz de kahvaltı yaptık beraber yine. Raziye komşu da fasulyem var deyince. Kıramadı beni. Ben de biraz evim ocağımı topalladım. O çağırmadı beni, işim var değil. Ama o benim her işime koşuyor. Allah razı olsun, ben niye gelmeyeyim? Hem oturuyup muhabbet ederiz dedim. Allah hem de razı olsun. Seçeriz dedim. Raziye komşum ben gelene kadar da bayağı bir seçmiş arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Şimdi böyle. Ben de oturdum. Biraz muhabbet ettik. Raziye bak şunlardan tohum yapabilirsin. Bak şu. Bunları ayır. Kavşağın içinde. Dedim hadi senin fasulyeni de seçelim dedim ona. Teşekkür ederim. Daha fasulyem yarısı geride duruyor. Toplanacak mı? Hepsini bir toplasaydım, toplayamadım. Sıcak yavru. Anam yanıyor. Bugün korgan çok sıcak arkadaşlar. İnanın ki nefes alınmıyor böyle. Aslında bugün hayvanlarımı salacaktım dışarı. Yemeğe gidenler de Allah yardım etsin gerçekten. Gerçekten yanıyor. Bugün yemeğe gidenler yanmıştı çatı çatı. Allah'ım bol sabırlı fesim. Vallahi ısıcak. Ama bahçeler serin olur belki biraz ya. Olmaz mı? Rüzgar esiyor yarada bir. Bilemem. Düz yer var, yama yer var. Doğru söylüyorsun. Yama yerlerde şey olmaz, olabilir yani. Ayrı böyle topraklar yanıyor. Bizim tavuklar ben hiç evin önüne çıkmadı bugün arkadaşlar. el arabasının pususuna saklanmışlar böyle. Hayvancağızlar. Gölgedeler. Yoksa bana kapı açtırmazlardı bugün. Biz de bahçe kapılarını hani bahçeden balkondan giriyoruz ya, o kapıları açık bıraktık, arada rüzgar yapsın ki serinlik gelsin diye. Çok sıcak. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Neşler görüyorsunuz? Benim de stresten herhalde şöyle dudaklarım patlamış inanın ki. Konuşurken de biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Kolay değil tabii ki. Koca çınarımızı kaybettik yani. Evin büyüğümü, evin direği. Allah'ım ama sabrını ölüyor, kurban oldum Allah'ım. Yanımızda kalmasalardı onların gölgesi insana yetiyordu. Tabii ki. En azından bir ne oldu, nasıl bir baba oldu evin köşesinde belliydi. Tabii ki. 3 günden beri gidiyoruz, bomboş ev olacak. Bomboş. Sen git yaşamamış. Valla mal da yalan, mülk de yalan, gel gitsen de oyalan. Aynen. Arkadaşlar, gerçekten malla mülkle insan değişmez. Aslında. Mal mülk dışarıda kalıyor. Göttü 2 metre bir kefen. Allah'ın yerinde iyisin. Bütün olmuşlar. Amin. Mekanlar cennet olsun. Çok zor, evet. Bizlerimiz kalmadı. Ana yok, baba yok, kayınvalide yok, kayınpeder yok. Artık yok, hiçbir şey yok yani. Ben zaten çok üzgünüm. Hiç kendime de gelemedim. Ben de böyle insan annem babaya kaybetmek gerçekten çok zorunmuş. Çok zor. Yaşarken kimse kıymetini bilmiyor. Bilen de var, bilmeyen de var. Gerçekten Yaşarken dedi, benim arkamdan yaşınız geldikçe beni anlarsın dedi. Biz anlamış yok ama çok geç kalmış o arkadaşlar. Evet. Bir de gurbet değil. Evet. Doyamadık yani. Hanım babaya doyamadık. Oğla falan katılıyorum Raziye. Doyamadık yani. Bir şey yapamadık. Rüzgar çıktı bak Raziye. Hava raporu söyleşmiyor ya. Sen hava raporun dönüyor Raziye. Gerçekten. Bugün alev öyle geliyor. Bugün çok uzacak arkadaşlar. Öyle böyle değil. Aman Allah'ım. Biz de daha çıkmayın. Babanın evinde de çoğu çocuk kalmadı. Hepsini yolcu ettik. Söyledim zaten bir bakım videomda da. Onları da aradık. Pastadalarmış. Akşam işte binecekler arabaya. Onlara da buradan hayırlı yolculuk diyorum arkadaşlar. Allah herkes işine, gücüne, eşine, evine hayırlısıyla varmaya nasip etsin. Onun çok sevdiği çocuk değil mi de? Adı neydi? En küçüğü Soner. Biliyorsun küçükler daha çok sevilir. Soner'e sordum. Soner elleri böyle bağlıydı. Dedim Soner elin ayağın boş dedim böyle. Anladın dedim değil mi?
Dedi gerçek soru mu dedi, razı yapma dedi. O öyle bir ruh ona sanki ben içimden başka bir şey geçti. Üzüldüm tabii ki. Ama konuşacak kelime insan bulamıyor. Bu benim Asiye ile yaşadık biliyor musun? Doğru. Kayınpederim şey Asiye diyordu ki küçükken. Kızım buna amca de sana para vereceğim dedi. Asiye de küçüktü de. 4 yaşında dedim. Demem dede diyordu. Niye diyeceğim ki diyordu. O da benimle aynı yaşıt diyordu. Dedirtirememişti dedesi. Hadi kızım buna amca de. Bu senin amcan oluyor. Sana para vereceğim dedi Asiye'ye. Asiye de demiyordu. İyi ya. Merak ediyorum. Acısıyla tatlısıyla arkadaşlar. Bazı kere Razi'yle de hani muhabbet ederiz böyle. Razi hani bazı şakayı getirir söyler. Bazı gerçek söyler ama aslında ben hiçbir büyükleri kırmak istemem. Asla. Büyükleri kırmak istemem. Bazı kişilerin kalbini kırdı. İnan ki üzüldüm mü üzüldüm. Tamam sen şimdi oraya gittin. Üzüldüm. Nasıl, İnan tamam. ki hiç güdülere varmayacağım ama herkes kendini biliyor. Bize annemiz babamız gerçekten büyükleri kırdın yetiştirmedi. Büyüklere saygılı sevgili olun dedi. Evet. Hiç şeyle yaz gelmiyor. Durup durup hani insanların canı yanmadan bir insana da düğün laf söylenmez. Gerçekten ben de öyleyim. Hani Allah rahmet eylesin. Ben evlendiğimde 15 yaşama değmi 2 ayım vardı. Ben de böyle çok isteyerek, severek düğünümü yaptılar. Allah razı olsunlar. Gelinliğimi yeni, mesela o zamanlar tamam durumu iyiydi ama fakirlik de vardı. Ona göre onun da hesabı kitabı varmıştır. Gelinliğimi yeni aldı giydirdi bana. Benim gelinliğimle köyde 6 tane 7 tane gelin olanlar var mesela. Emine bu anlatır bazı kere Kadriye ablanın etisi. Benim gelinliğimle gelin olmuştu. Demir çok sıkışmış gelinlik alamayacağım işte arabada konuşmuş böyle. Sen gel bize demiş. Bana hiç sormadı bak kayınpederim. Bizim gelinin gelinliği var veririm demiş. Eve de gelin dedi ki kızım dedi Emine abun gelecek dedi. Buraya dedi ona dedi istediğini ver dedi bana. Ben hiç kayınpederimin lafını ikilememişimdir bile. Hiçbir zaman saygısızlık yapmamışımdır arkadaşlar. Çocuktum ama saygıyı da bilirdim. Öyle öğrendim çünkü. Anacığım rahmetli öyle öğretti. Onlar da büyüdüm yine de. Tabii ki gurbette de geçti günlerimiz. O kapıda büyüdüm. 15 yaşında. Düşünün yani. Ben de şöyle söyleyeyim. Vallahi çok çalıştı. O çok çalışkan adamdı. Allah rahmet eylesin. Meleğim. Sen yine iyi gelinlik yemişsin. Beni bir fındık bahçesine kapattılar da neyse. Trakya'da ben gelin aldığımda gelinime 2,5 lirayı o zamanlara gelinlik aldım. Gelinime de dedim ki sonunda sıfır gelinliği şimdi değil ama kaç sene oldu. Eğer dedim bir insanlar dedim düğün yap git de dedim. Benim çalıştığım iş yerinde dedim. Ben öyle bir şey duyayım dedim. Ben gelinliği dedim. Gelinime dedim ki kirasını ben vereyim. Ama gelinler dedim durumu olmayana bu gelini giydireceğim. Bir tane doğruydu. Evleneceğim dedi param yok dedi. Gelinlik alamıyorum dedi. Dedim nasıl dedim boyu posu kalıbı nasıl dedim. Gelinlik arkadan açılıyor. İpre dolan geçti böyle açılıyor. Dedi böyle böyle. Dedim ben sana hemen getireyim yarın gelirken. Gerçekten mi düğün dedi yenge dedi. Evet dedim gerçekten dedi. İş yerine götürdüm ben gelini. Dedi böyle böyle sen bana dedi cennetin kapılarını oradan açtın dedi. Dedim kardeşim ben giymedim gelinlik içimde kaldı dedim. İhtiyacı olan varsa söyle dedi. İhtiyacı olanlara da vereceğim dedim. Yıkadır kuru temizlikçi dedim. İşi görüyor mu dedim. Sen ona bak dedim. Aldı gitti düğünü yaptı. Bir de nasıl Samsun neydi? Sultan'ın burada kulaklar çınlası. Onun gelini... Bizim gelinimi, sultan mı? He bizim sultan. Onun gelini giydi benim gelinimin gelinliğine. O kadar mutlu oldular ki. O da kızgaçtı. Evet. Cebde yok para benim gibi züğüt. Allah bir yerden kapı açacak ya. Samsun adamı gelinlik geldi. Tekirdağ'a geri gitti. Oo, çok güzel. Helal ol, hoş olsun. Benim hakkımda bayağı bir yardımcı oldum yani. Çok güzel. Bayağı bir yardımcı oldum. Herkes bana dua etti. Gerçekten durumu olmayanlara yardım etsinler. Gelinlik alınacak gibi değil şu anda. Ay. O zamanlarda o 2,5 ben 2 ay çalıştım. Gelinlik ödedim.
Dedim ben giyemedim, gelinime sıfır alacağım dedi. Vizyondan aldım. Aldım, giydirdim. Çok güzel de dönüm oldu. O zaman da kadar şeymişti. Evimiz 5-6 aylık. Aldık 100 milyara evi. Ama cebde para yok. Bize kız kaçtı. Para yok. Adamına bakın, birimizde cebimizde para yok. Kenan ne yapmış diyoruz. Bak arkadaşlar dedi ki, biz neyiz dedi ya. Allah gelini alalım da dedi. Gerisi gelir dediler. Gerçekten de öyleymiş. Allah gelin alana, evlendirene, ev alana Allah yardım ediyormuş. Ev alana, düğün yapana Rabbim her zaman yardım eder. Gerçekten bir sürü kişilere takılar takmışım, altına paralar takmışım. Hepsi bak tek tek geri geldi arkadaşlar. Ama benim akrabam gibi değiller yani. Trakya'nın halkı, insanı, komşularım. Allah razı olsun. Kimisinin altın borcu mu? Selası ya. Çok güzel geçti. Evet. Ben de orayı dile getirmek istedim arkadaşlar. Ben de orayı dile getirmek istedim. Ben giymedim ama içimde kaldı. Kalsın. Orada büyüdüm yani. O kapıda büyüdüm yine de. Hep de gelinlik giyeceğim. Onu da ölürken. 2 metre, 3 metre kefen olur. Başka bir şey olmaz. Ama kalbimde duruyor. Sen gelinlik giydirelim mi? Bir akşam da şurada eğlence yapalım. Olur olur. He? Geçti bu. Benim gelinlik de yapardım. Giydisek de. Gerçi boydan kurtar. Uzundu o. Böyle böyle deme. Bir kız, genç kızın hayalleri oluyor. Tabii ki. Sen de haklısın. Sen şurayı ne yapıyorsun? Şu denelere atayım buna. He? At. Bunu içine atayım bu denelere. Olur olur. Olur, niye olmaz? Buna kuru biliyor musun? Avukat çukarı ver bile. Al sen. Bunlar da kınalını. Komşuda düşer, bize de düşer. Aynen. Ne güzel şeyler ya. Değil mi? Ekiyor, dikiyor, topluyor. He. Kışlığımızı koyuyoruz arkadaşlar. Tabii ki çok güzel. Şimdi azık mı var? Azık mı var? Yok, azık. Çalışan Allah veriyor. Sen çalışmazsan ne vereceksin? Aynen. Sen bu kavşakları ser, bunu biraz kurusun bunu. Evet. Sen kurusunu alacağım değil mi? Halledersin. Ne yapacağım onu? Neyi? Senesini alacaksın da. Hı. Barbunyalı pancar yaparsın. Ondan sonra. Her şey olur. Barbunya yemeği yaparsın. Barbunya işte o. Arkadaşlar ben böyle üzücü şeye konuştum mu benim hemen böyle psikolojimi bozuluyor ben. Tamam, konuşmayalım. Bitti. Ben bitirdim. Bu geçti. Ama bitmedi. Sizden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dışlık barbun yanınızı koydunuz mu dolaba? Gözler ağzını açmış hep. Açmış mı? Ha, orada bir yolda bir. Raziyim bekliyor. Havacı pinsin de beni alsın diye. He. Ha, ye şurada basın. Arkadaşlar ben şimdi ceviz dökeceğim. Basın ha. Şu kızlar Mahmut kardeşim de dışarıda bak ceviz toplamışlar. Kırdın mı ya şunu? Ben nasıl kıracağım bunu? İnce mi bunu duru? Öyle mi? Hmm, bir dene bak. Ağzını kırma. Araşma dişleri bir gün. Çok tatlı. Dişlerimi yaptıracağım Allah nasip ederse ama bir komşu da diş yaptırmış. Param var ki yapmıyor. E? Param var ya. Para için değil ya Mahmut kardeş ya. Bunu dinliyorum ha. Para için değil de komşu yaptı, aşağıda yaptırmış Melek diyor. Çok güzel, çok güzel Ahmet'im oldu diyor. Daha kaplaması koyulmamış, güzel temizlemişler. Emek olmadan yemek oluyor mu? Acı olacak tabii. Ben de ona öyle dedim. Dün akşamdan ona da pilavlarını koydurdum. Allah razı olsun Nermin Hanım'a da. Ellerine sağlık olsun. Nermin'cim dedim sen otur bakayım buraya komşumuz. Rahat et canım. Acı olmadan. O da kapaklı da oturuyor. Kısımlıkta buradalar. Sonra dedi işte Melek dedi o artık. Arkadaşlar fasulyeyi temizledik. Razi komşu bizi çay içmeden göndermedi. Çayımızı içmeye başladık. Kameramızı da açtık sanmışım bu arada. Biraz yedik. Tabii ki bazı kere böyle aksilikler oluyor. Şükrü de bir dokundum sanmış. Baktı hiç dokunmamış. Şükrü abinin aklı başında yok. Çok görüm. Kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Raziye komşu da Tekirdağ'dan gelirken peynir getirmiş. Biz de o peynire alışkınız. İstanbul'da buluyorduk ama Korgan'da bulamadık hiç bu peynirden. Şimdi diyorum ki Tekirdağ'dan gelirken inşallah bize de getirirsin diyorum. Onun muhabbetini de yaptık Raziye komşuna. Sözünü de aldık. Sağlık olsun.
teneke peyniri işte bu değil mi? Aynen. Çok güzel bu öyle. Bu iki kutuydu. Tekini diğeri Arif abiye verdim. İyi yapmışsın. Bunu da yeni açtım ha. 2-3 gün oluyor. Evet. Bize de nasip oldu. Bizden de ayrı kıştık yemez. İşte. Yemez sahte ayrı. Sanki sen ayrı mı yiyen bizde? He. Arkadaşlar bizim adetlerini bulsun. Karnımız tok olsa da bizim bu masa gelir. Bir şunu anladım. Daha yemeyeyim. Karnım tok demem. Çünkü tok olanlar daha çok yiyor. Yemek yemeği yapar. Aynen. Şu cevizin güzelliğine basını meleğim ya. Nasıl güzel ceviz var Raziye. Ben önce avaçları sirkelerken sen beni çeksene. Tamam. Çağır beni. Raziye Tarzan gibidir arkadaşlar. Bu değil de şu şey Hüsnü'nün evin üst tarafındaki ceviz de. Aynı fındık ağacı gibi. Maşallah. Bugün bana soru soruyor. Ben cevizler diye ağzını açtım. Bana söyle dedi. Dedim sen mi geleceksin sirkeleme? Gelecek miyim? Yok diye. Bana gösterirsin diye. He. Özenti yapıyor. Değil mi? Avacı bilmez ki o. Bilemez. Raziye komşum kabak da pişirmiş. Kara kabaktan şekere yatırmış onu. Evet. Kabuğuyla beraber böyle. Kabukları da değil enerjiymiş ha. Vitamin. Fena da değil, güzel olmuş. Yine de yeniliyor yani. Ellerine sağlık, güzel ya. Afiyet olsun. Hiç ben böyle yapmadım. Böyle kara kabaktan yapmadım hiç. Bunun için tayın döküp de yeniyor. Çok güzel oluyor. Şükrü abi nasıl olsa alışmış Döv abi. Yeter mi? Yeter. Ama tamam. Tayinleri satıyorlar abi. Bidonlarda 5 kilo yüklenirler. Burada yok var mı? Çok da pahalı tayinler biliyor musun? Yok Tekirdağ'da var. Çok pahalı. Geçen sene 300 küsürüydü. Bu sene bilmiyorum. Çıkmıştı. 500 olmuştu. Yine çok şükürler olsun. Her şeyi bulamasak da yine Korgan'da buluyoruz yani. Korgan biraz yüksek kaldığından büyük çok büyük bir marketler yok. Yine aradığımızı buluyoruz arkadaşlar. Ama böyle tabii ki damak tadımız alışkın. Peynir çok güzel gerçekten. Arıyoruz yani. Onu da arıyoruz. Kenan da bizi görür şimdi. Kenan görür, evet. Kenan bizi görür. Kenan'la konuşuyor Şükrü abisi. He. Kenan'la konuşuyor. Bu bizi böyle oturup ona fotoğraf çekiyor. Aferin İzlerken sana. Değil mi? Ama değil, kameralardan görüyor. Bu bizi görüyor, kameradan görüyor. Sosyete mahallesi arkadaşlar. Tam bir sosyete mahallesi. Kamerası, her şeyi. Arkadaşlar, evimizin yanında biraz düzensiz. Temizlik yaptığımız için. Ne var ki düzensiz? Hı? Ne var ki? Her tarafı yıkanacak. Ne kadar diyor. Ha. Nasıl? Buraları mı yiyeceksin? Her yerleri yıkarız. Odun mu arıyorsun? Halı mı arıyorsun? Yıkanacak. Şey mi arıyorsun? Hiç yok. Bu işe bitti mi zaten? Bir daha sıkıntımız kalmaz. Bak benim bahçede sarımsak nasıl oldu görüyor musun kanki? Nasıl oldu? Yumruk gibiler. Bunlar senin bahçede oluyor. Evet. Nasıl bakıyor? Gerçekten bahçede oldu. Evet, bahçede oldu, doğru. Tabii ki bahçede oldu, toprakta oldu. Yani. Dün bir tane arkadaş çevirdi beni yukarı kospandarım dedi. Beni izliyormuş. Nerede oturuyorum dedi. Manisa. Manisa'da oturuyorum dedi. Büyük ihtimal öyle kaldı aklımda. Serası varmış, hayvanları varmış. 50 kilo sarımsak getirdim köye diyor. Tamam. Böyle diyor, yumruk gibi diyor. Sana da selamı var. Aleyküm selam. Bize sarımsak gönderirsin, seni seviyorum. Ondan sonra öyle bir muhabbet ettik. Pazarı da beraber gezdik. Dedim ben gezemeyeceğim hazda. Alışverişi falan yaptım mı? Pazarda bir tanesi gençlerden birisi geri çevirdi beni. Evet. Raziye abla biz size hayranınız. Bir sarılabilir miyim? Sarıl kızım dedim gel. İki tane çocuğu vardı yanında. Bayağıdan beri çıkmadın dedi. Soruyorlar sen değil mi? İşler yoğun diyor. İşler yoğun evet. Raziye'nin işleri şimdi. Meleğim ben bu fasulyeyi koparsam bundan sonra haydi olur mu?
çiçeği varsa koparma, çiçeği yoksa kopar. Boş ver, zaten pazara mı gidiyor? Temizlensin bir ortam. Temize gitsin. He, kıvırcı tohum elden alıyor kere. Ekeceğim, ben de ekeceğim. Ektim bir boy ama... Bezene ekeli. Bezenliğe daha var. Ne zaman ekli? Ben giderken ekmiştim. Biz giderken ekeceğim yine aynı. He. Şimdiki ekilen bezen olmuyor. Bende var ya bir sürü tohum var. Bezenle mi? Az maz bırakmadım. Arkadaşlar bezene tohumu olmayan Raziye'ye gelsin. Benim de var bu sene bezene tohumu. Evet. Olmayanlar gelsin vereceğim. Ben çünkü başkasından aldım. Ben ürettim de ürettim. Yemedim. Bayağı bir yaptım yani. Ne oldu? Niye ürettin? Olabilir. Arı. Ha, arı mı geldi? Arı geldi ya. Nerede böcük böcük bunları ikisine geliyor? Ben bir şey görmedim. Gelmiyor. Yok. Demek ki nerede gıcık insanlar onlara geliyor. Olabilir bize gelsene şöyle bir vuralım üstüne. Bak. Adam onun bile bilen olduğunu. Aslan. Aha gitti. Fız. Mahmut baksana ha. Sinek. Eller yan sağlık. Eller sağlık. Şesanıza bereket. Afiyet olsun. Şekerim balım. Evet. Oy. Bunu da bekleriz. Ben gelin çayımızı içeyim. Razi size bundan sonra çok espri yapacak. Ah bunda bir şey hafıza mı kuvvetli değil şimdi. Yorgun. Çok yorgunum gerçekten. Geçecek. Evet, inşallah. Mahmut kardeşe baksana kaç araba getirmiş, fındık çalısı, çiğ. Ne çalışka? Daha bir bahçe var yapacak. Var mı? Bu sizin köylerin. Sana biz iki günde yaparız burayı. Odunları kaldıracağım buradan Raziye. Şeye kaçma. Değil mi? Odunları kaldıracağım buradan. Nere atayım? Senin şurada odunluğu vardı, niye yıktın burayı? Aa. Burada vardı, şurada odunluğun vardı senin. Yok burada vardı. Sen burada odunluğun vardı. Nerede? Gözünü dedim. Her çevirdin dedim. Ama on numara olur daha. Burada dışarı serbest oldu bura. Şeyi. Bak şimdi. Bizim yapmamız için burayı bir düzene sokmamız lazım. Şu iki ceviz arasında. Hı hı. Ne güzel olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Beni Mahmut dinlese ben oraya var ya iki günde odunluğu dikerim. Yok iki tane şey değil canım. Yok. Taşır. Fazlalık tuğla da var. Ya senin evin o serbest. Benim evin o serbest değil. Serbest olsa. Senin böyle meydanın var yani. Bizim böyle cevizden beri. Bizimki aşağı doğru. Aşağı doğru. Yana doğru olsa daha güzel olur. Evet. Değil mi? Aynen. Yaşar'ın bugün düğünü mü var? Kimin düğünü var? Yaşar Bolu'nun. Davete getirmedin mi? Yok. Ben de dedim boyunu davetiye mi uzun bu an? Nerede yapıyorlar düğünü? Ya bir ay içinde gidiyor düğün mü olur? Ne yapsınlar? Nerede yapıyorlar düğünü? Basra'da yapıyorlar. He, Basra'ya gidemeyiz diye bekler mi? Bir gittik diye. Ben gidiyorum. Evlenecek oğlum yok. Evlenecek kızım da yok. Evet. Bu düğün nerede acaba? Bu düğün ama onun değil. Bu onun değil. Bu Basra'da olacakmış. Bu Yeniköy'de falan herhalde. Onlar da şeyli yapmaz düğünü, hocalı yapar. Kur'an'ı yaparlar değil mi? Ben de göbek atmadım düğüne niye gideyim şimdi? Zaten Kur'an biliyor. Olsun Kur'an da dinliyor. Düğündü düğün. Davul dönmeliyle geçer. Geçenki düğün nasıldı? Onlar yapmadılar mı? Öyle. Kur'an okudan okudur ama ben Kur'an'ı yeri tercih etmiyorum. Niye etmiyorum? Zaten herkes Kur'an biliyor. Onların, o da onların görüşü. Ona saygı duyacaksın. Annem benim davulcuya vereceğim zaten öyle diyordu. Sen davulcuya mı vereceksin? Gittik kömürcüye verdim. Kömürcü yok. Bak kömürcü burada. Tabi Kur'an'ın şey iyi ya. İyi de işte. Şurada da çayımızı içelim. Semaya geldi. Yavaş yavaş kalkalım. Değil mi? Espri evet. Kesin. Hocam sen de. Az bir şey diyorsun. Doldurma ama. Kız bunu tamam. Yap, içmek için yaptık da. Tamam. Oh. Bak yumruk kadar bir şey ama çok marifetli. Değil mi? Aynen. Bizim fırtına da geliyor. Hele. Gel oğlum. Kokumuzu mu aldın sen bizim? He? Gitme. Ekmeğe bekmez mi? Vallahi değinmedi. Ekmek bekmez. Değinmedi. Onu güneş çarpmış biraz. Gördü ya. Sen çok mu sıcakladın bugün? Git hadi. Al. Daha. Ha bizim köpek. Yiyecek kadar abi. Çek köpek. Yok. Kanlı dok kanlı onu. Verme daha. Bana bak. Tamam, o ekmeği alıp yıkamıyorum. Sen de bunu menceye kavurmasını. O yedi. Onu Şükrü abin gelirken verdi de, o sıcağı gelmedi bizimle. Vum bize söylendi. Hadi.
Hadi. Hiç sorma, yap dökülmüş ya. Burası yedir mi burası? Kürek var mı? Mahmut dedi kürek çatıda. Islanmadan dolduralım şunu burayı. Dolduralım. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl yer fren çek? Kızı. Ha. Burayı ne yapalım biliyor musun? Evet. Ama ha arabadan boşaltması var. Ne yapalım? Kavsulu arabaya dolduralım diyeceğim ben sana da. Arkadaşlar bu kavsul bu kadar toprağa yaralı ki kumdun diplerine döküyoruz bunu, ziyan etmiyoruz hiç. Gübre oluyor bu. Mesela fasulye diktiğim yerlere falan ben hep öyle orayı bayağı şey yaptım. Bizim yerimiz saydı. Aha böyle gördüğüm bir taşıdı sanki. Böyle hayvan gübresi döker, kavsul döker ama çok faydalı bu. Çürüyüncük gübre oluyor. Yardım açar mı Rasiye? Nasıl tuzluyoruz? Tuzlu tabi. Adı üzerinde. Bundan da çok güzel çiçek toprağı oluyor. Değil mi? Çürümesi lazım. Çuvallara dolduracağım. Ablamadan bir kova getirdim. Aynı bundan ama böyle var ya, inan aynı çiçek toprağı. Esas mı? Evin yanında sana göstermeyi unuttum. Çok güzel. Sen elini sürme istersen ben dolduracağım. Tuz değil ya. Üstüm başım batırma. Sen batırma kendini ha. Dedim hadi arabamızı getirme arkadan dedim. Geriye dönmeyen dedim. İyi yaptın da sağ ol. Büyük çuval alsaydım, küçük çuval almışım. Araba dağlar da küçük hep böyle. Elmalar nasıl pişmiş? Görüyor musun? Hosul olmuş. Sıcaktan. Aa bak yemişil elmalar bugün güneşten arkadaşlar. Pişmiş pişmiş. Yumurta olsa pişecekmiş. Yemek olsa yine kaynardı. Kaynardı. Bu kadar sıcağıdı bugün ya. Çok şükür evlerimiz serindi. Evet, aynen öyle. Anam melek yılan yılan kaç. Kaç 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 yılan. Yılan. Kandırdın işlerini gör bakayım. Yılan deyip de beni kandırıyor arkadaşlar. Allah'ım iki bacaklı yılanlardan saklasın. Zengine de tam gülferiyor yani. Aslan nereden geldi kız? Dedim şuna bu korku dedim de yardım edin sağ kıyamadım yine. Başka türlü bırakmayacaktın. Kız niye öyle diyor? Fotoğraf açısına karşına yakaladık bu. Yakaladık canım. Benim kardeşim ne yapıyor biliyor musun? Boynundan tutuyor böyle sallıyor, hangisi oynuyor, o, oynuyor, Sevgi, Sevgi. Hiç korkmuyor. Bir de sarıyor, bir şey yapmıyor insanlara. Sarılar bir şey yapmaz. Yok. Canlarım benim. Razıya komşunun fasulyesini ayıkladık, çayını içtim. Şu kız dedi de ne de olsa
Baba. Baba baba. Bak. Annesini bıraktı diye bak. Koca inek oldu hala hazıramıyor. Kocaman kız oldu bu atam. Ondan sonra gelsin hayvanlarımızla kalalım. Onlar da bir serinlesinler. Ayakları geçsin, hareket etsinler dedim. Yaklaşın şöyle. Bizim kızlara meydanımıza bakın arkadaşlar. Kocaman kız oldu bakın. Ceylan'a bak Ceylan'a. Vallahi bir daha. Kanalımı biraz elma yediler şimdi elmanın yanında onları o kadar çıkarttım arkadaşlar elma dokunur belki diye otursunlar şimdi böyle Ceylan'a bak Ceylan maşallah Ceylan'ımız çok güzel oldu değil mi arkadaşlar büyüdü bak Ceylan'a bak hep soruyorlar sana aşkım soruyorlar soruyorlar seni ablalar soruyor sen mi kocaman kız olacak mı kanıyor musun annen emniye Otu sevmiyor. Sever sever. Seviyor mu? Tabii. Şöyle de fındık var yerlerde arkadaşlar. Şöyle. Artık bundan sonra hayvanlarımızı dışarı atacağız böyle havalarda. Evet artık bunu dışarı. Elimde poşetim falan da yok ha. Razıya kurşunum alayım bari bir poşet. Bak elma yemeği gidiyor bak. Elma yemeği gidiyor. Elma dedi mi dayanamaz o. Bak. Nereye gidiyorsun daha? Ne? Gelsin ha. Ha. Aferin benim kızım. Kınalım beni. Kurtan bak kızı. Ha? Kurtan yine şikaya bak yukarıda. Ne yapıyor lan? Kurtan ayaktı şikayın önüne bak. Allah Allah. Ama şey değmiyor ki ona. Kurtana değmiyor. Çok güzel büyüdü. Ama ahırda onları arkadaşlar. İnanın ki böyle 3 çeşit yemlik aldım. Aç kalmasınlar diye. Güzel de baktık. Biraz üstleri başları battı ama sonunda hayvan ahır yani. Hayvan. Aynen. Evet, maşallah. Ceylan'ımın büyüdüğünü ben sunduktan sonra fark ettim. Tamam kurtaram seni de seviyorum. Seni de seviyorum seni seni. Sen de bir tane paşasın yalı ha. Sen de seviyorsun seni. Bundaki bunda aha aha burada var bak. Elimde anam mı bak. Al ye ha. Artık yok kurdun mu? Ya. Kırmaya uğraşıyor bak. Bana fındık verdim kırmaya uğraşıyor. Ha kırdı. Sıtırattı değil mi? Ha. Yaramazlık yapmam ben size her gün böyle salacağım tamam mı? Fırsat iner ya şey diyor. Tabi hayvanlar ahırda iyice kızıştı. Bayağı uzun sürede beklettik ahırda. İki ay oldu hemen hemen ya. Değil mi? Evet arkadaşlar sizlere Allah'a ısmarladık. Bizler hayvanlarımızı da biraz otlatalım. Akşam serinliğine. Bir sonraki videoda görüşürüz. Rabbime emanet olun.